var aslında bu meseleyle ilgili bir araştırma komisyonu kurma ihtimali olan Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin gerçekleştiği meclis yani. Orada da muhalefet bir talepte bulundu ve bu kayıp silahlar iddiasının araştırılması için bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Böyle bir önerge verdi. Tahmin edebiliyorsunuz herhalde ne olduğunu. Bu önerge AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Soruyoruz, çok önemli bir soru soruyor. Sedat Peker tanık göstererek ve tek tek isim vererek bir kasa Kaleşnikov'un nasıl transfer edildiğini anlatıyor. E şimdi biz bunu nasıl öğreneceğiz? Yani biz bununla ilgili bir sonuç almak zorundayız. Mafya lideri Sedat Peker'in kayıp silahlar iddiası meclis gündemine geldi. Araştırma önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. İddialarına devam etmişti mafya lideri Sedat Peker. En ciddi iddialarından biriydi. Kayıt dışı silah dağıtımı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları dağıttığını öne sürdü. silah silahlanacak bir durum yok. Burada Sedat Peker'in dediği şu. Bir kasa Kalaşnikov AKP Gençlik Kolları Başkanı tarafından alınıyor, Balat'a götürülüyor ve teslim ediliyor. Şimdi burada Kalaşnikov dediğiniz bambaşka bir şey. Ya yani Kalaşnikov silah diyorsanız o öyle ruhsatsız silah kategorisinde böyle çok değerlendirebileceği, yani tabii değerlendirirsiniz yine ama yani bu otomatik ve bir şey yani savaş silahı. Tatliam silahı. Evet. Tartışılan kayıp silahlar meclise taşındı. HDP'li Meral Danış Beştaş ve Saruhan Uluç, kayıp veya envanter dışı olduğu ve sivil vatandaşlara dağıtıldığı iddia edilen silahların akıbetinin araştırılması amacıyla meclis araştırması açılmasını istedi. Meclise verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı kayıp olduğu iddia edilen silahlarla ilgili konuştu. Bakanlık bünyesinde toplamda sadece C 24 silahın kaybolduğunu açıkladı. Para Paramiliter güçler oluşturmak istesem, öyle silahlı gruplar oluşturmak istesem ülkede, devlet envanterindeki silahı niye götürüp vereyim ki? Şimdi onu, bu olay, Sedat Peker'in bu dikkat çektiği olay o anlamda çok önemli. Çünkü kasalarla silah gidiyorsa ülkede bunlar devlet envanterinde kayıtlı silahlar değil. birileri bu silahları götürüyor ve birileri bu silahların eğitimini alıyor. az önce haberini verdiğimiz bu önerge teklifi dün akşam genel kurulda reddedildi. Meclis yarın başlayacak olan 15 Temmuz milat olacak şekilde uzun bayram tatili öncesinde ve tabii bir yaz dönemi tatiline de giriyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir başka yasayı daha deyim yerinde ise bir telaş can hıraş genel kuruldan geçirmeye çalışıyor. Hangi yasa? Aslında normalde Türkiye'deki ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren bir torba yasa. Fakat adet olduğu üzere AK Parti iktidarında bu torba yasanın içerisinde bir başka yasa daha gizlenmiş durumda. O da FETÖ'nün 15 Temmuz darbesiyle başlayan süreçte getirilen olağanüstü hal, o hal uygulamasının 3 yıl daha uzatılmasına yönelik e, düzenlemeler. Bu Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti şimdi genel kurulda. Zannediyorum saatler içinde yine eller kalkacak, inecek ve bu yasada tabii ki meclisten geçecek. Ve hükümete gelince ilk iş olarak o hali kaldırdık mı? Kaldırdık mı? Söz verdik. Sözümüzü yerine getirdik. Türkiye'nin her yanına billboardlar yapıştırdılar. O hali sona erdirdik diye. Polemiğin odağında o hal var bu kez. Ekonomi ilişkin düzenlemeleri de içeren torba yasa Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Aralarında AKP'nin 3 yıl daha uzatmak istediği olağanüstü hal de var. Halk TV'de Günaydın Türkiye programına konuk olan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel AKP'yi eleştirdi. Geldiklerinde 2 ay sonra o hali kaldırdık diye de övünen iktidar... Bugün 5 yıldır o hal yetkileriyle ülkeyi yönetiyor ve artık normal yönetemez hale geldiğini itiraf etmiş durumda. Peki teklifte neler var? Gözaltı süreleri uzatılacak. Yani efendim eğer bir terör örgütüyle bağlantı iddiası varsa gözaltı süresi işte 4 günken bu süreler iki kez kademeli olarak uzatılabilecek. Terörle mücadelenin daha da etkin olması amacıyla bazı suçlarla ilgili ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanması 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl uzatılacak. Kamuda görevden uzaklaştırma tedbirinin de 3 yıl uzatılması söz konusu. Bu yetkiler anayasada sadece olağanüstü hal ilan edildiğinde yapılıyor. Şimdi o hal olmadığı halde bu yetkileri kanun eliyle almak fiilen Olağanüstü hali sürdürmek demek. 21 Temmuz 2016'da ilan edildi o hal. Peki o tarihten bugüne o halin bilançosu ne? O hal toplamda 7 kez uzatılarak 2 yıl sürdü. O süre zarfında o hal sürecinde 125.678 kamu görevlisi ihraç edildi. KHK'larla 131.922 tedbir gerçekleşti. 270 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi. 2761 kurum ve kuruluş kapatıldı. 3213 personelin rütbesi alındı. Toplam 204 medya kuruluşu kapatıldı. Kapatılan 204 medya kuruluşları arasında 53 gazete, 37 radyo istasyonu, 34 televizyon, 29 yayın evi, 20 dergi ve 6 haber ajansı da bulunuyor. Kayyım atamalarda mahkeme kararıyla kayyım atanabilecekken tasarruf mevduatı sigorta fonuyla canlarının istediği şirkete kayyum atamaya devam edecekler. Teklife göre güvenlik korucularının maaşları asgari ücretin altında olmayacak. Düzenleme istidamı desteklemek üzere işverenlere ödenecek sigorta priminden hesaba alınmak üzere aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlayacak. Teklifin hafta sonuna kadar yasalaşması bekleniyor mecliste. yasalaştıktan sonra o hal uygulaması otomatik olarak 3 yıl daha uzatılmış olacak. Şu ana kadar geçen 5 yıl içinde FETÖ ile mücadelede Türkiye ne durumda? Evet, de bunun da mutlaka bir belgesi, envanterinin çıkartılması ve topluma bu açıklamanın da yapılması gerekiyor. Neden mesela 5 yılda bitirlemedi ve 3 yıl daha ek süre istiyor iktidar? Yarın 15 Temmuz 15 Temmuz vesilesiyle iktidar büyük bir anma etkinliğine hazırlanıyor. 390 sinema salonunda Şafak Vakti isimli bir film vizyona girecek. Başrollerini Erkan Petekkaya'nın oynadığı bu film aynı anda 17 filmlik bir serinin ilk filmi olarak çekilmiş. Maliyetleri tabii onu tahmin edebiliyorsunuz. Ticari sır. Ayrıca itibardan da tasarruf olmayacağı Bilinen bir gerçek. Dolayısıyla o rakamlara hakim değiliz. Ama hakim olduğumuz bir başka şey var. Sayın Cumhurbaşkanı bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Ve e, tam da 15 Temmuz'dan bir gün önce dedi ki, bundan sonra din kisvesi altında sömürüye izin vermeyeceğiz. Din kisvesi altında... Bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinsin. Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler. Açık söylüyorum. Ama aldandık. Şimdi toparlandı. 2010'dan sonra bu süreci farklı bir havada, atmosferde yakın takipte götürüyoruz. İktidar 15 Temmuz'a ve anmalara hazırlanıyor. Muhalefette ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı mevzusu var. Partiler meclis tatile gitmeden önce son grup toplantılarında elbette bu konuları gündeme getirdiler. Bugünün diğer konuşmacısı partisinin, İyi Parti'nin grup odasında konuşan Genel Başkan Sayın Meral Akşener'di. Kendisine daha önce de defalarca sorulmuştu. Sizin ittifakınız yani muhalefet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı kim? Tam Kılıçdaroğlu'nun babacanın işte Gültekin Uysal'ın adaylık meseleleri tartışılırken Akşener bu soruya sürekli olarak muhatap oluyordu. Bugün siyasi kulisleri hareketlendiren bir yanıt verdi bu soruya. İzleyelim. Siz hiç merak etmeyin. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak kesin bilgi yayalım. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi olan, derdi millet olan, derdi insan olan, derdi devlet olan, derdi evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yok. Rahat olun ağlar. Stres yapmayın, kendinizi de çok yıpratmayın, yaşlı başlı adamlarsınız. Erdoğan dönemi bitmiştir sürekli olarak korku pompalayan mevcut hükümete en kısa zamanda sandıkta dersini biz vereceğiz. İyi Parti lideri Meral Akşener isim vermedi ama sandıktan Millet İttifakı'nın adayı çıkacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendinden çok emin. Sayın Erdoğan da ortağı da saray şirekası da iktidar medyası da bir şeyi çok merak ediyor. O merakla yatıp o merakla kalkıyorlar. Her yerde aynı soruyu soruyorlar. İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diyorlar. Ve Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran. İnşallah 2023 Haziran'ıyla birlikte de ülkemiz yeni bir dönemin